Yeni yılda trafik cezalarına gelecek zam oranı da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını açıklarken trafik cezaları %123 oranında zamlanırken motorlu taşıtlar vergisi ve harçlar için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Yeniden değerleme oranı belli oldu. Vergi, harç ve cezalara rekor zam yolda. Çok yani bu vergiler çok. Yani araç üzerindeki vergiler çok pahalı. Yeniden değerleme oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirleniyor. Ekim ayı sonuyla 12 aylık ortalama %123 çıktı. Yani trafik cezaları, MTV, ehliyet ve pasaport harçları bu oranda zamlanabilecek. Oldukça fazla. Hani çok yüksek tabii, her şey gibi o da yüksek. Geçen yıl bu oran %36 seviyesindeydi. %123'lük artışla silindir hacmi 1300'ün altında olan sıfır araçlarda en düşük vergi 1313 liradan 2977 liraya çıkacak. En yüksek MTV ise 62 bin liradan yaklaşık 140 bine yükselecek. Özellikle motorlu taşıtlar vergisinde son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Çünkü Erdoğan'ın %50 indirme ya da %50 arttırma yetkisi bulunuyor. Erdoğan indirim yetkisini geçtiğimiz senelerde kullanmıştı. %123'lük artışla trafik cezaları da katlanacak. Ruhsatsız araç kullanmanın cezası 370 liraya, emniyet kemeri takmama 436 liraya, kırmızı ışık ihlali ve seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası da 952 liraya yükselecek. Ceza da yiyoruz. Adım atmamız para bizim. Trafik kurallarına uymazsa mecbur yazarlar. Ceza çok yemiyorum çünkü yani uyduğum için bir sıkıntı olmuyor. Yurt dışından getirilen telefonlar için alınan harç da 2732 liradan 6091 liraya çıkacak. Şimdi bütün gözler Erdoğan'a çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanının sadece trafik cezalarında indirime gitme yetkisi bulunmuyor.